Hazır! Harbi hazır! Ateş! Umut! Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Bir lafa bakmak lazım laf mı diye. Bir de söyleyene bakmak lazım adam mı diye. Biz onların iplerini ellerinde tutanlara bakıyoruz. Ses verenler kukladır. Aparattır. Kullanıp atılacak araçlardır. Partisini tescili ajanlarla, devlet sırlarını 3 kuruşa satan hainlerle dolduranları başka bir vasıfla sıfatlandırmak, ederinden fazlasını vermek olur. Biz onların iplerini ellerinde tutanlara bakıyoruz. Bizi Suriye'de bataklığa çekme, Karabağ'da mahcup etme, Libya'da hüsrana uğratma, Ege'de çaresiz bırakma hesabı yapanların heveslerini kursaklarında bıraktığımız için bu ses çıkıyor. Sahip olduğumuz silahlı ve silahsız hava araçlarıyla vatan topraklarının her karışını, sınırlarımız dışındaki tüm çıkar alanlarımızı kontrol altında tuttuğumuz için bu ses çıkıyor. Teknoloji üreten onun kullanımında da söz sahibidir. Bu gerçekten hareketle ülkemizin etki alanının giderek genişlemesine tahammül edilemediği için bu ses çıkıyor. Evet, lafı da sahibini de milletimizin vicdanına havale etmek herhalde en doğrusu olacak. Biz ne yaptık Arifiye'de? Arifiye'de biz fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Kimle beraber gittik? Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız birlikte ve milletvekillerimiz vesaire orada olduk. Niye alkışlıyorlar? Neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey, düşünün, dünyayı titreten bu fırtına obüslerinin teslim töreni. Peki konuşan kim? Bay Kemal, konuşan anayasamızın amir hükmüne göre başkomutan konuşuyor. Ve sen ne savunma bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin. Önce haddini bil. Çünkü bu bir cibilliyet meselesidir. Bu noktada karakter zaafı olan bir insan olarak burada kalkıp bizim şanlı ordumuzun komutanlarına bu şekilde saldırmak öyle herkesin kârı değildir. Biz yerli ve milli projelere destek verdikçe, kendi siyasi ve ekonomik programlarımızı uyguladıkça, parasıyla bile bize savunma sanayi ürünü vermemeye başladılar. Kimler? Batı. Ama şimdi ne oldu? Hamdolsun. Şu anda Bayraktar insansız hava araçlarını yetiştiremiyor. 3 sene, 4 sene, 5 sene sonraya gün veriyorlar. Aynı şekilde mühimmat yetiştiremiyorlar. Kim? Yine Türkiye'nin mühimmat üretimiyle uğraşan firmaları. Türkiye artık büyüdükçe, güçlendikçe birileri ciddi manada rahatsız oluyor. Onlar rahatsız oldukça biz yolumuza devam ediyoruz. Projeler ilerledikçe, işin rengi ortaya çıktıkça, milletimizin çoluğunun, çocuğunun nafakasından keserek oluşturduğu kaynakların yurt dışındaki kimi mahfillere nasıl akıtılıp heba edildiğini gördük. Öyle %10, %20 değil, %300, %500, %1000 karlarla Türkiye'nin nasıl soyulduğunu, kimlerin bu kirli pastadan pay kapmak için resmen ülkesini sattığını bizzat gördük. Ne diyorlar? Yok bilmem işte geleceklermiş de. Geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. İşte bu işin
rekabetinin oluşması lazımmış. Ya sen rekabet nedir bilir misin ya? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Bayraktar TB2 Suriye'den Karabağ, Libya'dan Ukrayna'ya kadar pek çok yerde öyle başarılara imza attı ki pek çok ülkede adına marşlar, şarkılar yazıldı. Karabağ'da çocuklara Baykar'ın ismi verildi. TUSAŞ'ın aynı sınıftaki ürünü Ankara'sı da başarılarıyla yüzümüzü artan bir projemizdir. Baykar'ın Akıncısı ve TUSAŞ'ın Ak Sunguru'yla bir üst sınıftaki insansız hava aracı piyasasında da yerimizi aldık. Ama şimdi yeni bir ürün, farklı bir ürün. O da Kızıl Elma. Tabii Kızıl Elma'nın sadece cismi yok. Kızıl Elma aynı zamanda bir hedeftir. Kime hedeftir? İşte bu kutlu davaya inananların çok çok önemli bir hedefidir Kızıl Elma. Ya Bay Kemal, bunlar seni niye rahatsız ediyor? Ya yanındaki bazı terör yandaşlarını rahatsız ediyor, anlıyoruz da. Ama seni niye rahatsız ediyor? Çünkü onlar teröristlerle beraber. Çünkü bu SİHA'larımız, Akıncılarımız o inleri ne yaptılar? Darmadağın ettiler. Oraları vurdular ve oralarda nice teröristleri yok ettiler. Esasen biz pek çok savunma sanayi projesinde firmalarımızın tasarım ve araştırma geliştirme çalışmalarına destek veriyoruz. Baykar gibi yüksek teknolojiye dayalı stratejik ürün geliştirme ve üretim yatırımı yapan 50 firma devletten proje bazlı destek alıyor. Bunlar içinde devletten nakit desteği almadan çalışmalarını yürüten 4 firma var. Bunun bir tanesi Baykar'dır. Mesela Altay tankının geliştirilmesi sürecinde yaklaşık 500 milyon doları otokar firmasına olmak üzere çeşitli firmalara toplamda 660 milyon dolar ödeme yaptık. Dikkat ediniz, bu rakam üretim değil. Sadece tasarım ve geliştirme için yapılan ödemedir. Tekrar altını çiziyorum. Baykar ürettiği hiçbir ürünün geliştirmesi için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür.